Facianın merkezine ziyaretler sürüyor. Bugün de Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Meclis Başkanı Cemil Çiçek ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Soma'daydı. Maden ocağı önünde açıklama yapan Cumhurbaşkanı, bu acıları gelişmiş ülkeler nasıl yaşamıyorlarsa artık biz de kurallarımızı tekrar gözden geçirmeli, tedbirleri tekrar almalıyız dedi. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Cemil Çiçek Soma'da incelemeler yaptı. Affedersiniz. İlk olarak yaralıları tedavi gördükleri hastanede ziyaret eden Cumhurbaşkanı Gül, daha sonra facianın yaşandığı maden ocağına geldi. Ocak önünde bekleyen işçi yakınları Gül'e ve yanındaki Enerji Bakanı'na dertlerini anlatmaya çalıştı. Ya, Sayın Bakanım, cebimde para kalmadı. Geze geze. Geze geze. Abi kalmayın. Geziyorum da. Sen veriyor musun bu parayı? Hayır. Benim din mi diye 35 bin lira maaşım var ya. Yok, halledelim parayı şu kolay. İstemiyorum. Sadece istediğim ne biliyor musun? Bunların isimlerine bir sorduğumuz yerde arkadaş falan yerde desinler biz oraya gidelim. Bak buraya gidiyoruz, geri geliyoruz. Tekrar buraya soruyoruz. Falan yere gidin. Oraya gidiyoruz, geri geliyoruz. Sayın Başkanım, çıkarttığımız işçi kardeşlerimizi ve otopsi yapılanlara. Otopsi yapılanları bugün itibariyle hiçbir şekilde kalmıyor. Biz ailelerine veriyoruz. Burada kalanlar Daha sonra ocağa giren Gül, arama kurtarma çalışmalarını sürdüren ekiplerden bilgi aldı. Çıkışta ise şu açıklamayı yaptı. Acımız hepimizin. Hepimizin. Yardım edin ne olur. Bu çalışmaların kurtarma çalışmaları aralıksız devam ediyor. Hepsi devam ediyor. Şüphesiz ki bu acılar yaşanmaması gerekir. Bu acıları nasıl gelişmiş ülkeler minimize ettilerse, yaşamıyorlarsa artık biz de bütün kurallarımızı tekrar gözden geçirmeli. Yapılması gereken tedbirleri tekrar hep almalı. Bu doğrultuda Devlet Denetleme Kurulu olarak tavsiyelerimiz var. Eminim ki bunlar da ışık tutacaktır bütün bu düzenlemelere. Ve şüphesiz ki bu acıları bir daha tatmamak, bu acıları bir daha çekmemek için ne gerekiyorsa bunların hepsi yapılacaktır.